Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bilgi Sarmal Biyoloji Soru Bankası onun sınıfları için olan Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz mitoz bölünme. Test numaramız 2 arkadaşlar. Mitoz bölünmenin evreleri adlı testimizi çözüyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak. Ökaryot bir hücrenin mitoz bölünmesinde gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki gibidir. Buna göre demiş, bölünme evreleri doğrusalandığı zaman baştan 3. sırada hangisi yer alır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bir bir evrelerimizi belirleyelim isterseniz. İp e piklerinin oluşması diyor arkadaşlar. İp e pikleri interfazdan sonra profaz adını verdiğimiz evrede ne yapar? Oluşur. Hangi evrelerimiz var arkadaşlar bakın. Bu şekilde kafamızda tutmak için ip mat kodlamasını kullanabilirsiniz. Buradaki i e interfazı P profazı, M metafazı, A anafazı, T ise bakın telefazı göstermekte arkadaşlar. Sonrasında bakın ne gerçekleşiyor? Sitokinez yani sitoplazma bölünmesiyle olay ne yapıyor arkadaşlar? Sonlanmış oluyor. Şimdi profazı bulduk. Devam ediyorum. İkincisi kardeşlerin ayrılması. Kardeş kromatitlerin ayrılması arkadaşlar. Anafaz evresinde ne yapar? Gerçekleşir. Çekirdek tekrar oluşması. Bakın nerede eriyordu? Profazda. Tekrar nerede oluşuyor? Telefaz evresinde yeniden oluşuyor. Kromozomların ekvatoral düzleme yerleşmesi. Yan yana gelip arkadaşlar asker gibi sıralandıkları. Ve kromozomların en net sayıldığı evre arkadaşlar. Metafaz evresidir. Aynı zamanda bu evrede ne oluyordu? Karyotip analizi gerçekleştiriliyordu. DNA'nın kendini eşlemesi ise interfaz evresinde gerçekleşir. Bize bakın neyi sormuştu? Üçüncü sırayı sormuş. İnterfaz var mı? Var. İnterfazla başlayacağız. Sonra bakın profaza bakalım. Var mı? Var. Evet. Bakın ikinci sırada bu olacak arkadaşlar. Şu bir, şu iki oldu. İkinci sırada profazı da bulduk. Üçüncü sırada bakın metafaz olması lazım. Metafaz var mı? Var. Evet. Bakın bu da dördüncü sıradaymış arkadaşlar. Cevap denizli olarak bulunur. İkinci sorumuza bakacak olursak. Ökaryot bir hücrenin hayat döngüsüne ait evreler gösterilmiştir diyor. Buna göre DNA eşlenmesi gösterilen evrelerin hangisinde gerçekleşir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi G1 gelişme 1 demek. S sentez bakın DNA'nın kendini eşlediği evre arkadaşlar. S evresi olmuş oluyor. DNA burada kendini eşler. Ve şu şekilde gördüğünüz kromatin iplikler kardeşiyle beraber şu şekilde gözümüze gözükmeye başlar. Bakın şununla şu artık ne oldu? Birbirinin kardeş oldu ve bakın nerede olay meydana geldi? S evresinde. G2'de gelişme 2 olur. Profaz, metafaz, anafaz, telefaz evreleri, mitoz bakın evrelerini içerir ve en son stokinezde olay ne yapar? Bitmiş olur ve birbirinin aynısı iki tane yeni DNA'ya sahip olan hücre meydana gelmiş olur. Geçiyoruz diğer sorumuza. Üçüncü sorumuz. Mitoz bölünme sırasında gözlenen demiş. Olaylarının hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde benzer şekilde gerçekleşir? Arkadaşlar bitki ve hayvanda bakın hemen aklımıza gelecek olan şey şudur. Hayvanlarda sentrozom var, bitkilerde yok. Yani bunların ilk bitkileri bakın oluşurken farklı yerlerden oluşuyor. Bitkilerde nasıl oluşuyor arkadaşlar? Serbest halde bulunan sitoplazmadaki mikrotübüller ne yapıyor? piklerini oluşturuyorlar. Aynı zamanda hayvanlarda boğumlanma gerçekleşebilirken stokinezde çeperleri olmadığı için bitkilerde çeper olması aralamel oluşumuyla ne yapıyor arkadaşlar? Stoklazma ikiye bölmeyi ancak gerçekleştirebiliyorlar. Bakın şu şekilde bir aralamelle stoklazma ne yapıyor? İkiye bölünüyor. Şimdi ona göre hangileri bakın benzer demiş bize? DNA eşlenmesi arkadaşlar interfaz bakın bu olay benzerdir. Ama bakın stroplaza bölünmesi biri boğumlanmayla biri aralamayla olduğu için bakın bu benzer değildir arkadaşlar. İyipiklerinin oluşması bakın mikrotübülden oluşuyor demiştik az önce bitkilerde hayvanlarda ee, hayvanlarda sentrozom olduğu için bakın sentrozomdan oluşuyor o zaman bakın iyi arkadaşlar oluşması e, benzer şekilde gerçekleşmez ama kardeşlerin ayrılması ana fazla gerçekleşiyor bakın bu benzer bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar buna dolayı cevabımız Ceyhan olarak bulunur Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz diyor ki DNA'nın zamana bağlı değişimi grafikleştirilmiş. Buna göre numaralı evrelerin hangilerinde diyor kardeş kromatitlerin ayrılması olayı gerçekleşmiştir. Nerede gerçekleşiyordu kardeşlerin ayrılması? Anafaz evresinde. O zaman bunlardan acaba grafiklerdeki 1, 2, 3, 4'ün hangisi anafazı içine alan bir evre veya evrelerdir? Bakın burada DNA miktarı x arkadaşlar. Henüz daha olayın başındayız. Bakın burada DNA kendini eşlemiş. Yani burada S evresiyle beraber burada G1, burada S, bakın burada G2 evresi olabilir. Demek ki bakın buraya geldiğimiz zaman artık biz ne yapıyoruz? Profaz evresine, metafaz evresine, anafaz evresine, telofaz evresine geçmiş oluyoruz. Daha sonra bakın stoplazla bölünürken ne yapıyoruz? Tekrar bakın DNA miktarımızı yarıya indiriyoruz. Yani şu evre arkadaşlar stokinezi ifade ediyor. Dolayısıyla bize anafazı sorduğu için cevabımız yalnız 3 olarak bulundu. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuz diyor ki mitoz bölünmenin bölünmesine ait evreler ve bölünme sonucunda oluşan hücreler gösterilmiştir. Ne olmuş bakın hızlıca bakın arkadaşlar çekirdek uzamış, 2'ye bölünmüş bakın bu şekilde hangisi yanlıştır diye bizi sormuş. A şıkkı bölüm öncesinde ana hücrede DNA eşlenmesi gerçekleşir mi? E tabii ki de bütün mitozların başında interfaz olacak. Bölünme sonucunda oluşan yavru hücrelerin genetik yapıları birbiriyle aynı. Güzel. Ama ana hücreden farklı mıdır? Tabii ki de değildir. Ana hücreyle aynı yapıda, genetik yapıda iki tane yeni hücre olmuş oldu oluşmuş oldu. Bölünme sırasında kardeşler ayrılır mı? Evet. Anafaz evresinde ayrılıyorlardı. Yavru hücrelerin toplamına miktarları birbirine farklı olabilir mi? Evet. Tabii ki de bir de azıcık küçük bir de azıcık büyük neden olmasın. Bu da olabilir. İlla birbirinin tıpkısının aynısı olacak diye bir şartımız yok arkadaşlar. Bir toz bile olsa bu. Bölünme sırasında iplikleri önce oluşur profaz evresinde sonra kaybolur telefaz evresinde ve bu şekilde bölünme tamamlanmış olacak stokine sonucu itibariyle. Cevabımız Bursa olarak bulunmuş oldu. Gelelim 6. sorumuza. 6. sorumuz diyor ki farklı hücrelerin mitozlarına ait evreler gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. E, şıklara bakarak gidelim daha güzel olur. A şıkkı bir cinci şeklimiz en eşittir 3 kromozomlu bir hücrenin profazına aittir demiş. Arkadaşlar en 3 demek bakın en demek yani bunlarda homolo kromozom yok. Hepsi tek çeşit gösteriyor demek. Yani Sperm ve yumurtada olduğu gibi arkadaşlar farklı boylarda bakın kromozomlar olmalı. Bunların eşleri, homologları yanlarında artık olmamalı. Böyle mi böyle? Hem bakın renkleri farklı hem büyüklükleri farklı arkadaşlar. Tam istediğim gibi çizilmiş. Teşekkür ediyorum bilgi balığına. Gerçekten yıllardır bakın bu portreyi arıyorum arkadaşlar. Soruların çoğunda bunu bulmak maalesef mümkün olmuyor mitos sorularında şekiller e, hep bu şekilde karışık kuruş çiziliyor. Öğrencilerin kafası karışıyor. Bakın burada hem renklerini farklı vermişler hocalarımız sağ olsunlar hem de bakın boyutlarını bunun en olduğunu iyice tesislemiş olduk. En eşittir arkadaşlar. 3 kromozomlu bir hücrenin profazanı mı aittir? Evet bakın burada sakın ha şuna 2 demeyin arkadaşlar. Bakın bu eşlenmiş kromozom. Dolayısıyla eşlenmemiş olsa da şöyle eşlenmiş olsa da arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Eşlenmiş de olsa eşlenmemiş de olsa bakın 1 kromozom diyoruz. Dolayısıyla bunlara bakın birer birer saydığımız zaman 3 kromozom ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. B şekli 2 ve 3 Aynı hücreye ait olabilir mi acaba? Arkadaşlar bakın ikiye bakalım. iki de ne görüyoruz? Anafaz evresi bakın. Kardeşler kutuplara doğru çekilmiş. Kaç tane kromozom var bakın burada. Şunlara bakın bölünmemiş halini düşünün. Şöyle bir şişman kromozom var karşımızda. Şurada bakın yine aynısı bakın. Eşi var yani. Aynı boyda bakın. Aynı renkte görüyorsunuz. Şu yeşiller de bakın. Küçük arkadaşlar bu şekilde bakın. Aynı boydalar. Gördünüz mü? Dolayısıyla bakın bunları böyle yarıya bölmüşler. O zaman bunun ana hücresi nedir arkadaşlar? 2M4 kromozomlu diyebiliriz. Ve bunlar bakın ne yapmışlar? Ana fazla. Birbirlerini ayrılarak arkadaşlar geçici olaraktan 8 kromozomlu olmuşlar bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar bölünce ne olacak arkadaşlar? 2n4'e e geri dönüşmüş olacaklar. Peki 3'e bakalım. O zaman ben bakın bunun ikinci hücrenin 2n4 kromozomlu bir hücreye ait olduğunu anlamış oldum. Buraya bakıyorum. 3 nolu bakın hücremizde şununla şu arkadaşlar bakın aynı boyda gibi gözüküyor. Ama bakın renkleri farklı. Şu biraz daha küçük sanki. Bakın şuna bakalım. Bakın yeşil arkadaşlar bu da biraz daha e, küçük şunu da bakın aynı boyda değil. Aynı zamanda bakın renkleri farklı. O zaman bakın burada arkadaşlar topla. Şu kırmızılar benzeşiyor ama bakın sonuç itibariyle bunun boyuyla bunun boyu aynı olmadığına göre ben bunların renkleri aynı olsa da e, homolog olduklarını, aynı boyda olduklarını iddia edemem. O zaman bakın bu el eşittir 4 kromozomlu bir hücreyi ifade ediyor arkadaşlar. Bakın bu 2N4'tü bu N4. Aynı olabilir mi? Olamaz. O zaman cevap bursa olmalı. C'ye de bakalım. İyice öğretmiş olalım arkadaşlar bu vesileyle. Bakın C şıkkına bakıyoruz. 4 bölünmenin son 4 bölünmesinin sonunda oluşan hücreler haploid kromozom sayısına sahip olurlar mı? Evet bakın arkadaşlar bu bir tane kromozommuş zaten. Yanında eşi yok zaten. Bakın buradan kardeşlerine ayrılmış. Ne olmuş? Yukarıya bir kromozom aşağıya bir kromozom gelmiş. Olay sonunda en eşittir bir kromozom olacak. Zaten bunun karşı kardeşi yanında homoloğu yoktu yani. Şöyle bakın aynısından bir tane daha olsaydı zaten bu iki yani iki olurdu. Dolayısıyla bakın bir tane şişman kromozom ikiye bölmüşler. Kardeşlerine ayırmışlar. Yeniden en eşittir bir kromozoma ulaşmış olacağız. Dolayısıyla bakın bununla bu doğru olmuştu. Şu yanlış demiştik. 2 2 n 4 zaten biz de az önce bakın onu bulmuştuk arkadaşlar. 2 n 4 kromozomlu bir hücrenin ana fazına aittir. Buradaki kromozom sayısı 8 bakın size aldatmasın arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Bir hücrenin bu ana fazına aittir diye soruyor. Yani bize ana hücreyi soruyor. Onun için 2 n 4 olmasını düşünmeliyiz bu soruda. Burada 8 kromozom var deyip bunu hatalı demememiz lazım. Çünkü bize bakın bir daha söylüyorum. Bir hücrenin ana hücrenin ana fazına ait olduğunu sormuş burada. Söylemiş. E şıkkında arkadaşlar. 3 bölünmesinin sonunda oluşan yavru hücreler aynı genetik yapıya sahip olabilirler mi? E, olabilir. Çünkü bakın mitozun evreleri bu da en eşittir. 4 kromozomlu bir hücre olabilir. E, mitoz geçirebilir mi? Geçirebilir. Örneğin erkek aralar arkadaşlar en kromozomudur ve mitoz bölünmeyle ne yaparlar? Spermlerini oluştururlar. Neden olmasın? Dolayısıyla cevabımız burs olarak bulunmuş oldu. Bu testin belki de en güzel sorularından bir tanesi buydu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 7. sorumuz. 7. sorumuz gelsin. Diyor ki 7. sorumuz aşağıda ökaryot bir canlının vücut hücresine ait bir hücrenin kromozom durumu gösterilmiştir diyor. Buna göre hücrenin mitoz bölünmesinin anafaz evresindeki kromozom durumu hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi ana hücremize bakalım. Ne görüyoruz arkadaşlar? Şununla şu eş. Bununla bu eş. Bununla da bakın bu eş. İki yani eşittir. 6 kromozom. Bakın bunlar eşlenmemiş arkadaşlar. Yani interfaz öncesi. Dolayısıyla bakın bunların her biri bakın şöyle eşlendiği zaman bakın şöyle Bakın şunlar da bugün bu şekilde arkadaşlar eşlenecekler. Orta boy çiziyorum. Bunlar da bakın bıdık boy olsun şöyle. Bakın en küçükleri bakın bu şekilde eşlendikten sonra interfaz sonrasında toplam 6 kromozom bakın bu şekilde bu hale gelmiş olacak. Bize ne sormuştu? Anafaz evresini sormuş. Anafazda bunlar şöyle kardeşlerini ayrılmayacaklar mı arkadaşlar? Ayrılacaklar. O zaman bakın aynı boyda olan ikişer tane yukarı, bakın ikişer tane yukarı, ikişer tane yukarı çekilmesi lazım. İkişer tane de bakın aşağıya kardeşlerin çekilmesi lazım. Onu gösteren, dikkat ederseniz bakın şu şekilde arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Bakın iki tane aynı boyda. iki tane orta boy. iki tane bıdık boy. bakın. Yukarı. Diğerleri de aşağı çekilmiş. Bakın burada şu an toplam kaç kromozom var diye sorarsanız 12 kromozom var arkadaşlar. Hatta 4 tane eşittir 12 diyebiliriz. Çünkü bakın şu 4'ü birbirine benziyor. Şu 4'ü birbirine benziyor. Şu 4'ü bakın birbirine benziyor. Daha sonra bakın ikiye ayrıldıktan sonra bu stokinezle koptuktan sonra tekrar 2 tane eşittir 6 kromozom olmuş olacak arkadaşlar. Gelmiş olacak mitoz bölünme sonucu itibariyle. Demek ki bakın Cevabımız D olarak bulundu. Bakın buraya bakarsanız bu arkadaşlar profaz evresi gibi tam böyle ortada da sıralamamış arkadaşlar. Bu iki yani altından arkadaşlar profazını bize ne yapıyor? İfade ediyor. Şu ise bakın 2, 4, 6, 2, 4, 6 bakın artık ne olmuşlar? Telefaza gelmişler bakın. Telefaza bölünmüşler. Anafaz falan bitmiş arkadaşlar. Çekirdek zara bakın bir daha oluşmuş. Bu telefaz evresini gösteriyor. Bakın bu arkadaşlar mayoza ait bir şekilde. Neden? diyeceksiniz. Bakın homolog kromozomlara bakar mısınız? Karşı karşıya gelmiş arkadaşlar. Metafaz evresinde mitozun metafazında hiçbir zaman bakın böyle bunlar karşı karşıya gelmez dans ediyor gibi. Bunlar bakın son danslarını yapıyorlar son valeyi yapıyorlar. Biraz sonra homologlar eşler bakın birbirinden böyle ne yapacak arkadaşlar ayrılacaklar. Ve kromozom sayısı yarıya düşecek. 2 en 6 olan kromozom sayısı bakın şu bölümü e, bittikten sonra mayoz 1 olacak bakın bunu söyleyeceğiz mayoz de. En eşittir 3 kromozom 2 tane hücreye dönüşmüş olacak. O zaman bakın bu mitoza ait olamaz. Mayozun, mayozun anafaz bir evresi dememiz lazım. E şıkkına bakıyorum. 3 kromozom yukarı, 3 kromozom aşağı. Yani bakın bu da arkadaşlar en 3 kromozomlu bir hücrenin ya mitozunu ifade ediyor ya da bakın şunun arkadaşlar mayozunun anafaz ikisini ifade ediyor. Dolayısıyla bakın bu da cevap olamayacağı için cevabımız arkadaşlar şu hücrenin anafaz evresi D şıkkında ne oldu? ifade edilmiş oldu. Gelelim 8 nolu sorumuza. Bunları biraz uzattım arkadaşlar bilerek konuyu biraz da özetlemiş oldum. Bilmeyenler için biraz yardımcı olsun diye. 8. sorumuz mitoz bölünmenin metafaz evresinde olan bir hücre için hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi metafaz evresinde ne oluyordu? Hepsi bakın şöyle yan yana yan yana arkadaşlar kromozomlar asker gibi bakın diziliyorlardı. Bakın şu an ben buraya 2 eşittir yani 4 kromozomlu bir hücrenin hemen evresini çiziverdin. DNA işlemesi tamamlanmış mıdır? Evet bakın şunlar hepsi birer tane ve şişman şişman kromozom arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar DNA işlemesini tamamlamışlardır. Kardeşleri ayrılmış mıdır? Hayır. Henüz bakın kardeşler bir arada tam böyle biraz sonra ayrılacaklar arkadaşlar. Bu yanlış bir öncül. Kromozomların en net görüldüğü evre bu mudur? Evet arkadaşlar bütün canlıların metafaz evresinde biz kromozomları ne yapıyoruz? En net olarak sayabiliyoruz. Ve iplikleri oluşmuş mudur? Evet profazda oluşuyordu. Telefazda yok oluyordu. O zaman bu metafaz olduğuna göre profazdan sonra gelen evre arkadaşlar. İpliklerini burada görmemiz gayet normal. Cevap ne oldu? 1, 3, 4 yani denizli olarak bulundu. Gelelim 9. sorumuza. Mitoz bölünme ile canlılarda hangileri gerçekleşebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Eşeği süzülemenin temeli zaten mitoz bölünmeye ait boyca büyümemizi sağlayan kalıtsal bilegimizin devamlılığını sağlayan kopyasını bakın yapan ve yenilenme olaylarındır arkadaşlar. Örneğin yaraların kapanmasında kertenkelenin düşmandan kaçarken kopan kuyruğun tamirinde bakın ne yapıyoruz biz? Mitoz bölünmeyi ne yapmış oluyoruz? Kullanmış oluyoruz. Gelelim 10. sorumuza arkadaşlar. Aşağıda bir hücrenin mitoz bölünmesindeki bazı evreler numaralı olarak verilmiştir diyor. Hangileri hangileri diye sormuş arkadaşlar. Bakın bu hücrelerin tam ekvatoral düzleminde bakın yan yana gelen homolog kromozomları görüyorsunuz. Dolayısıyla bu evre metafaz olmalı arkadaşlar. Bakın burada sentrozomlar var. İpikleri bakın bunları yakalamış ama bakın tam bir düzen yok. Karışık kuruşuklar. Yani bu bir profaz evresini ifade ediyor arkadaşlar. Burada ise bakın ne olmuş? Kardeşler birbirinden ayrılmış yani ana faz evresini ifade ediyoruz. Gelelim 11. sorumuza arkadaşlar. 12 sorumuz var toplum zaten. Hangisi mitoz bölünme geçiremez demiş. Bakın amip, arı, mantar, eğrel tutu bunların tamamı arkadaşlar ökaryottur. Ökaryotlarda mitoz bölünme ne yapar? Gerçekleşir. Ama bakın bakteri prokaryot arkadaşlar. Bunun halkasal DNA'sı var. Halkasal DNA'nın profaz, metafaz, anafaz Interfaz faz evrelerini meydana getirmesi beklenmez. Bunlardaki bölümler arkadaşlar gizli mitoz adını verdiğimiz A mitoz bölünmedir. Yani A hangi ara bölünürsen gel gibi hızlı bakın bölünmedir. Dolayısıyla cevabımız adan olarak bulundu. Son sorumuza bakacak olursak hücrenin hayat döngüsü olan interfaz evresi G1S ve G2'den oluşuyor. Evet Hangileri doğrudur diye sorulmuş. G1 evresinde DNA eşlenmesi gerçekleşir. Arkadaşlar DNA eşlenmesi az önceki bakın sorumuzda da geçmişti. S evresinde eşleniyor. G1'de eşlenme olmaz. G2 evresinde artık bakın G2'ye gelmişsek S bitmiş demektir. DNA'nın doğru eşlenip eşlenmediği kontrol edilebilir mi? Evet arkadaşlar kontrol noktalarımız var. Bakın bizim bir tanesi bunlardan G1'in başında bir tanesi G2'nin başında bakın S'den sonra DNA'nın kendini eşip eşlemediği kontrol ediliyor. Bir tanesi de bakın M dediğimiz M evresi, metafaz evresinde kromozomların hepsinin yan yana sıralanıp sıralanmadığı, herhangi bir tanesinin iplikçene bağlanıp bağlanmadığı burada ne yapılıyor? Kontrol ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru eşlenip eşlenmediğini ne yapabiliriz biz burada? G2'de kontrol edebiliriz. G2 evresinin sonundaki DNA miktarı artık S evresinin başındaki bakın başındaki sonundaki demiyor DNA'nın iki katıdır. Evet çünkü S evresinin arkadaşlar tamamında biz ne yapıyoruz sonunda itibariyle DNA'nın iki katına çıktığını ifade ediyoruz. Dolayısıyla G2'nin başında bunun iki katı olması DNA'nın iki katı olması gayet normal arkadaşlar. Cevabımız buna dolayı denizli olarak bulunmuş oldu. Evet biraz uzun sürdü bu videomuz ama... Arkadaşlar bayağı öğretici olduğunu düşünmekteyim. E, hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin. Bir dahaki derslerimizde görüşmek dileğimle.